Kocam beni yıllarca aldattı, çok üzüldüm. Bir kere bile bana seni seviyorum demedi ama nihayet kocam artık bu konuda tedavi olmaya karar verdi dedi. Şimdi şu soruyu soruyorum. Eşinizi seviyorsunuz. Çok seviyorum hocam. Şefkatle mi seviyorsunuz yoksa şehvetle mi seviyorsunuz? A şıkkı ve B şıkkı. Şehvetle seviyorum hocam. O benim eşim, o benim her şeyim. Da vazgeçemeyeceğim tek insan. E niye bakın, aldattınız o zaman? İşte bu duyguyu ben bilebilsem belki bu altında yatan sebepler mutlaka vardır. Şu şekilde mi seviyorsunuz? Hocam çok iyi bir insan, çok iyi bir anne, çok iyi bir eş, evinin kadını, sorumluluklarını yerine getiriyor, çok alttan hocam, aldı. Hocam yıllardır zaten öyle bir insan olmasa benim gibi bir insana katlanmam. Heh, beyefendi cevabı verdi. Cevap A şık. Ne o? Ben onu seviyorum çünkü o bana katlandı. Annelik yaptı. Aynen öyle. Bu şehvetle sevmek değil. Şefkatle. Bu şefkatle sevmek. Bakın, siz eşinizi yanlış seviyorsunuz. Seviyorsunuz ama yanlış seviyorsunuz. Evet, sevgi var. Beyefendinin o ses tonundan, ifadelerinden bu anlaşılıyor. Ama yanlış bir sevgi. Ve o hanımefendinin söylediği de çok ilginçti. Başka kadınlarda kimi arıyor esasında? Eşini arıyor. E eşin senin yanında. Evet işte. Niye başka kadını arıyorsun? Yanımdaydı hocam. Erkeğin beni baktığı zaman Madonna Putana sendromu diyoruz. Madonna Putana sendromu. Ne demek bu? Bu şu demek. Bir insan yüce, âli, böylesine kutsal, böylesine fedakar, böylesine verici, böylesine iyi bir insanla seks yapamaz. Buna Madonna Putana sendromu. Çünkü yüceleştirir onu. Şimdi hanımefendi bu 19 yıllık süreç içerisinde her idare edişinde, her affedişinde, her özveride bulunuşunda beyefendinin gözünde ulvileştikçe ulvileşti, yüceleştikçe yüceleşti, Meryem Ana gibi bir ikon haline geldi. Yani o zaman biz Madonna Putana sendromundayız. Aynen öyle. Ve erkek beyni diyor ki böylesine ulvi, böylesine yüce bir kadın. Böyle bir kadına biz bakmayız o gözle diyor. Beyinden bahsediyorum. Beyefendi sizin beyninizden bahsediyorum. Anlatabiliyor muyum? Ve o andan itibaren erkek kadını çok sever. Kadın ben terk edeceğim de zaman dediği zaman ayaklarına kapanır, ağlar ki hanımefendi biraz önce de ifade etti. Beni bırakma der. Ama bu sevgi şehvetli bir sevgi, yani tutku içeren bir sevgi, romantizm ve erotizm içeren bir sevgi değildir. Bu sevgi şefkat içeren bir sevgidir. Bu sevgi doğru bir sevgi değildir. Dolayısıyla peki, burada şuna gelmiş oluyor. Şimdi genel mesaj veriyorum. Sosyal mesaj veriyorum. Çok dikkatli dinleyin beni ey kadınlar. İşinize her özverinizde, her fedakarlığınızda, her alttan alışınızda, üstünüze vazife olmayan, sorumluluğunuz olmayan şeyleri her yapışınızda eşinizin zihninde ulvileşiyorsunuz, yüceleşiyorsunuz. Bir Meryem Ana'ya dönüşüyorsunuz. Ve eşiniz size tutkuyla, şefkatle bakamaz. O zaman erkeğin beyni şu soruyu soruyor. Ben bunu şefkatle seviyorum. Eyvallah. Benim şehvetle bakacağım, seveceğim kadın kim o zaman diyor. Ve o kadını aramaya başlıyor. Dışarı ama çıkıyor. O kadında da kimi arıyor yine? Eşini arıyor. Eşine benzeyen birisini arıyor. Niye? Çünkü eşiyle yaşayamıyor duygu. Çünkü eşi çok ulvi bir kadın. Kutsal bir kadın. Meryem Ana'ya dönüşmüş vaziyette. Eşinin gözünden en azından. Bak ne diyor hanımefendi? Hocam dışarıda ilgi görüyorum ben diyor. Çünkü dışarıdaki erkek ona bir Meryem Ana gibi görmüyor. Onu normal kadın olarak peki, görüyor. Peki beyefendi mesela şimdi hocam bu olaya çok bilimsel yaklaştı. Ben hayatımda ilk defa duyuyorum Madonna Putana sendromunu. Hiç duymadım. Siz mesela öteki kadınlara giderken böyle bir sendrom içerisinde olduğunuzu ya da hastalık gibi böyle bir psikolojik bir sorun yaşadığınızı farkında mıydınız hiç? Hocam devamlı farkındaydım. Hani şöyle söyleyeyim. Ben o karşıdaki insanlara buna yöneldiğimde diyorum ya ilgisi belki beni cezbediyordu. Tutkusu cezbediyordu ama şu vardı. Ben eşimi gerçekten hemen hocamın dediği gibi çok seviyorum ve bu konuyu severken de eşimden asla ve asla hocam bahsettiği gibi işte hani şefkat ve şeyin haricindeki ulvi duygular, haricindeki şehveti duygular da zaten yaşıyorduk biz eşim. Ama yine de benim bilincim, beynim, fikrim mutlaka dışarılarda arıyordu hocam. Acaba işte başka bir şey olabilir mi hocam? Ama şehvetle seviyorum diyor eşimi. Şimdi şöyle, şehvet yaşanır. Yani cinsellik yaşanır aralarında. Ki o cinsellik de çoğunlukla kadının çabasıyla yaşanır, erkeğin çabasıyla değil. Normal şartlar altında o cinselliği irdelediğimizde, şimdi tabi burası televizyon platformu olduğu için çok fazla irdeleyemiyoruz. Erken boşalma kesinlikle vardır. Bunun bir parçasıdır. Bunu eşlik eder. Her iki,
her 3 birliktelikten bir tanesinde ya da çoğunlukla, çünkü ulvi bir varlıkla beraber olan erkek onu partneri gibi göremez. Cinsellikte rahat olamaz. Kendi olamaz. Evet, onunla cinsellik yaşayabilir. Normalde yaşayamaz ama yaşasa bile çok dikkatli, çok hassas yaşar. O dikkat etme, orada performans kaygısı, o aşırı dikkat vesaire, bu da cinsel sorunların yaşanmasına sebebiyet verir. Ve bu elektrik karşı tarafa geçer, kadına geçer. Kadın da kendini rahat hissedemez, kadın da kendini bırakamaz. Dolayısıyla orada kaliteli bir cinsellik olmaz, olamaz.